Rahmetli Bekir Sezgin yahut da Kani Karaca'nın sesinden, belki de Alaaddin Yavaşca'nın sesinden bir şarkı. Tuti mucize güyem ne desem laf değil. Hani Mustafa Itri Efendi'nin 1700'lerin başında bestelediği yürük semai. Bu semainin güftesi Nefi Efendi'ye ait. 1635'lerde vefat eden bildiğimiz kahraman edalı ünlü şair Nef'i, Erzurumlu Nef'i. Ve Nef'i'nin bu sözlerinde aslında bir gazel, gazelin sadece dört mısrağını besteleyip Mustafa İtri Efendi bize yadigar bırakmış. Şöyle der, Tuti'i mucize güyem, ne desem laf değil, çerh ile söyleşemem, aynesi saf değil.'' Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Şimdi tuti mucize güyen ben mucizeler söyleyen bir papağanım. Hani papağanlar güzel sözler söyler ya. Hani papağanlara güzel sözler öğretilir ya. Gerçi şimdi papağanlara pek çok şey öğretiliyor. Hatta küfür bile öğretiliyor. Eve girdiğiniz zaman, misafirliğe gittiğiniz yerde söyle oğlum amcana bakayım bir kere diyen bir e, kuş bile sizi karşılayabiliyor. Ama eskiden papağanlara güzel sözler öğretilirdi. Mesela evin beyi evden çıkarken papağan kapının önünden ona şöyle derdi. Dürüst ol, dürüst ol. Yahut iyilik yap, iyilik yap. İki kelimelik hayat düsturları onlara öğretilir. Akşam eve geldiğinde şefkatli ol. Ne kadar güzel ifadeler. Yani bir kuş size hiç durmadan nasıl yaşayacağınızı hatırlatıyor. Peki nasıl öğretilirdi bu puanlara bu sesler? Önce bir aynanın karşısına birisi geçer. Büyük bir boy aynası. Diyelim ki bizim bu masamız kadar bir ayna. Aynanın arkasından bir kişi papağanın kafesini karşısına koyar ve aynanın arkasından seslenirdi. Dürüst ol, iyilik yap, işte Allah'a inan vesaire vesaire. Papağan aynaya baktığı zaman kendisi gibi bir papağanı gördüğünden, bir kuş gördüğünden onu taklit etmek için hiç durmadan kendisini zorlar ve nihayet o iki kelimeyi çıkardığında aynanın arkasında papağan terbiyecisi gelir, papağana şeker verirdi. Çünkü papağanlar şeker yiyerek beslenir. Onun için söyledikleri şeker gibidir. Onun için ağızları şeker çiğner papağanların. Onun için papağan gibi güzel konuşan şairler dahi yani nef'i dahi ağzı şeker çiğneyen bir şairdir. Onun için demiştir ki Tuti i mucize güyem, mucizeler söyleyen bir papa hanım. Şimdi söyleyecek olduğum şeyler bir mucizedir. Ne desem laf değil. Sakın benim söylediklerimi bir laf olarak algılama. Sıradan bir lafmış gibi düşünme. Sana söyleyecek olduğum şu sözleri hafızamda bir mucize gibi. Yani mucize ne? La teşbih, ayet gibi bir şey. Yani nefi zaten kendisine çok güvendiği için bunu söylüyor ki tuti mucize güyem ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem aynesi saf değil. Felek ile söyleşemiyorum, felek ile sohbet edemiyorum. Çünkü feleğin aynası saf değil. Feleğin aynası bizim gönül aynamızdır. Gönüllerimizi cilaladığımızda, onların içerisindeki kiri, pası, buğuyu giderdiğimizde o zaman görüntüler daha iyi yansımaya başlayacaktır. Dünya ve dünya ilgileri kalplerimizi hiç durmadan kirletir. Bu kirlilik içerisinde mutlak surette bizim gönüllerimizi paslarından arındırmamız gerekir. Onlar arındığı zaman aynaya güzellikler yansıyabilir. O zaman kendimizi orada güzel şekliyle görebiliriz. O zaman ilahi güzellikler de kalbimize yansıyacaktır. Çerh ile bu yüzden söyleşemem. aynesi saf değil. Sonra ikinci bir şöyle diyor. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Bağırı saf olmayanlara, kalpleri saf olmayanlara ben ehli dildir diyemem. Çünkü ehli diller birbirini bakışlarından bilirler, tavırlarından bilirler. Konuşmalarına gerek yoktur. Onlar kalp kalbe, bakış bakışa, göz göze konuşurlar, anlaşırlar. Ehli dil kim midir? Onu bir başka zaman size anlatayım.